2013 yılının ilk belediye meclisi gündeminde konuşan Çanakkale Yat Limanı projesinin oylanmadan belediye meclisinden çekilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmesi konusunda Çanakkale Belediye Başkanı sert açıklamalar yapmış ve kurulacak olan şirketin %51'inin Çanakkale Belediyesi'ne verileceği konusunda şirketin %51'ini belediyeye rüşvet vererek yaklaşmak ÇTSO yönetimine yakışmaz dedi. Gökhan Belediye Meclisi'ndeki konuşmasında proje plan teknikleri açısından da iki yönlü hatalı demişti. İşte Gökhan'ın bu açıklamasının ardından ÇTSO yazılı bir açıklama yaparak turizm kenti olmak isteyen Çanakkale'mize yat limanı kazandırmaktan, esnafımızın ve kentimizin gelişimine katkı sağlamaktan başka hiçbir amaç taşımayan Çanakkale Yat Limanı projesi hakkında odamızın kurumsal saygınlığını hedef alan Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nı rüşvet vermekle suçlayan açıklama ve haberlere ilişkin olarak Çanakkale Belediye Başkanı ve ilgili basın kuruluşları ile ilgili gerekli yasal başvurular yapılacaktır denildi. ÇTSO'nun yazılı basın açıklamasında Sayın Belediye Başkanımız tarafından ifade edildiği üzere Çanakkale Yat Limanı konusunda Çanakkale kamuoyunda duyarlılık olduğu ifadesi tamamen doğrudur. Kent Konseyi tarafından olumsuz görüş bildirilen Barbaros Mahallesi halkından 9 bini aşkın mahalle sakini tarafından yapılması istenen Yat Limanı hakkında daha önceki bir meclis toplantısında Sayın Belediye Başkanımız tarafından gerekirse referanduma gideriz sözü bizzat verilmişti. Çanakkale kamuoyunun duyarlılıkla izlediği yat limanı konusunu bırakın, referandumu açmayı belediye meclisinde bile görüşme açılmamış olması hususunu da kamuoyunun takdirine sunuyoruz ifadeleri yer verildi. Bu açıklamaların ardından Belediye Başkanı Özgür Gökhan, ÇTSO'nun yazılı basın açıklamasını değerlendirdi. Ben hiç kimseye hakaret etmedim diyen Çanakkale Belediye Başkanı Özgür Gökhan, bu işin içine siyasete sokulmaya çalışılıyor, herkes kendi işine baksın dedi. Gökhan açıklamasında şunları söyledi. Niye hakaret edeyim? Çünkü ortada bir şey var. Muhtarlığın yaptırmış olduğu bir anket var. Ankette Ticaret Odası'nın belli ki söylemiş olduğu şeyler var. Bir şirket, bir işletmenin %51'ini vermeye planladığına dair, verdiğine dair sözler var. Bu kamuoyunu yanıltıcı bir bilgidir. İnsanlar da bunun altına imza atmıştır. Dolayısıyla muhtarlığın yapmış olduğu bu ankete karşı bir açıklama yapmak durumundayım. Öteki türlü elbette ki insanlar acaba bilgiler, kamuoyunun bilgisi dahilinde bir şeyler mi kotarılıyor gibi bir algı oluşur. Onun için onlar bana tavır alacaklarını muhtara önce söyleyecekler. Yani bu tür bir bilgiyle bir anket yapılıyor olmasına karşı onlara bir tavır almaları lazım. Ama almadılar, sustular. Ben de onun üzerine mecliste, Çanakkale halkının önünde bu konuda bilgilendirdim. Çünkü buna karşı çıkmamış olmak demek, bunu kabul ediyorum demek. Ben de meclislerin kararı olmayan bir şeyi sanki kapalı kapılar altında konuşuluyor ve buna anlaşılmış gibi ortaya konmasından rahatsızlığımı ifade ettim. Bir hakaret falan yok. Ticaret Odası'na tabii karşılığım yok. Bunu kim söylemişse, kim yazdırmışsa onun sorunu. Mesela Ticaret Odası'na ilgili meclisine veya onun üyelerine karşı bir şey değil. O haberin yapılmasına, o bilginin verilmesine kim sebebiyet vermişse onun sorunu. O kimin olduğunu bilmiyorum. Ama buna karşı çıkılmamış olması, bu muhtarın yapmış olduğu anketteki o bilgiye, dolayısıyla benim de buna tavır almam söz konusudur. Ne alakası var bunun? Yani bir rüşvet gibi algılanmaması gerekir. Ben rüşvet verildi falan demedim, alındı da demedim. Rüşvet gibi alınmaması gerekir. Sanki bunlar belediyeye işte 51 hisse verilmiş de bu iş olacakmış veya böyle verilirse bu iş olurmuş gibi bir algı. Burada herkes, her kurum söylediği ve yaptığı işleri halkın önünde söylemeli ve yapmalı. Benim orada algıladığım ve bizim arkadaşların da algıladığı budur. Yani sanki böyle bir konu oldu. Bu şirketin, kurulacak şirketin %51'i belediyeye verilecekmiş gibi bir algı oluşturulmak istendi. Ben buna karşıyım. Bunu rüşvet verir gibi algılamamak lazım. Onun için böyle hakaret falan söz konusu değil. Niye hakaret edeyim? O kimin aklıysa, o hakaret olarak kim algıladıysa yanlış algılamış. Burada tabii o alanlarla ilgili çok fazla spekülasyon oluyor. Hiçbir şey şeffaf değil. İşte böyle
işin içine siyaset sokulmaya çalışılıyor. Onun için özellikle mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyelerinin yat limanı ile ilgili tavırlarından da anlaşılıyor ki burada bir kamuoyunda yanlış algılama yaratmak. İlla onlar oylanmasını istemişti mecliste. Biz de hayır, mecliste oylanmasına gerek yok. Bunun ilgili bakanlık tarafından, çünkü denizin içerisinde yapılacak bir plan tadilatı, 25 binli olmayan bir plan tadilatının yapılamayacağı noktasındaki Cumhuriyet Halk Partisi grubunun görüşü vardı. Ama burada tabii konu açıldığı için ben de tekrar söylüyorum. Muhtarın yaptırmış olduğu anketteki Ziraat ve Sanayi Odası'ndan bahsederek %51'inin belediyeye verilebileceği noktasındaki habere tepki duymama, göstermemeleri üzerine, bir karşı açıklama yapmamaları üzerine ben de bu konuda düşüncemi paylaştım. Herhangi bir hakaret makaret yoktur. İşi dallanıp budaklandırmanın, büyütmenin manası yoktur. Kendi işlerine, herkes kendi işine bakacak. Dolayısıyla belediye ile ilgili bir konu olduğu zaman şeffaf bir biçimde birlikte söyleyeceğiz. Birlikte söylenir bu işler.